Efendim Altı Ekranlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Enis Kirazoğlu. Sağ tarafımda Nurhan Kayat var. Merhabalar. Sol tarafımda Tuncay Arslan var. Merhaba. Bugün gündemi değerlendirdiğimiz 3 tane ana konumuz olacak ama hemen hatırlatalım. Bu videoyu Paramal Ortaklığı ile beraber yapıyoruz. Ve bu videonun sonunda yine 2 arkadaşımıza Steam'den 50 liralık cüzdan kodu hediye edeceğiz. Videonun sonundaki soruyu cevaplamanız yeterli olacaktır diyelim ve konumuza geçelim. 3 konum var. İlki GTA 5'e bir Crysis modu gelmiş. Aslında GTA 5'e bir sürü mod geliyor. Evet. Bu hepimizin bildiği bir şey ama Crysis modunu çok güzel yapmış adamlar ve benim acayip hoşuma gitti. Yani arayüzündeki o silah geliştirmelerinden tutun da karakterin ağırlığı, karakterin güçlerini yani hani bayağı ilginç gelmiş. Siz ne düşünüyorsunuz yani bu modla ilgili? Yani direkt alıp nano suit'i yerleştirmiş. Hani hem deli gibi koş, zıpla, abuk subuk güçler yap. Tam böyle istenilen tam şey müsaade. Gibi. GTA evreninde onu kullanmak tam evet. 10 numara. Biz de deneyebiliriz aslında yani. Ya ben görmedim bu arada hani görselle onun için üzerinden bir şey söylemeyeceğim ama ya Crysis olan hala bu özlem Crytek'i nasıl oluyor da harekete geçirmiyor ya da ya ekonomik yani, olarak bir sıkıntı olması harekete geçirmiyor. Evet evet ama ya şey de var yani hani ya, tabii ki o bir sıkıntıdır ama hiçbir çözülemeyecek problem arkadaş yani birazcık özüne dönüp yani böyle bir kaç proje... para arkadaş diyeyim. Hayır kaç paranın dışında kar edeceğim ya bariz demeyeyim de edecektir biraz gibi gözüküyor yani. Crysis'i fazla büyütüyor da olma ihtimalim var. Bizde çok merak edilen ve çok sevilen bir şey ama dünyada aynı şekilde o geri dönüş alabileceklerini düşünüyorlar mı bilmiyorum. Abi yani... Bak adamlar modunu yapmış. Hayır 2000... İyidir. Türkiye evladı mı yapmış? Yabancı çocuk yapmış. O kadar seviyor ki demek. Hayır hayır şeyle de var abi kendini bilen bir şey olarak devam ettiriyor. Yani Crysis 2 ve 3'teki kadar hayvan gibi para yatırıp ondan sonra biz... Ama bir şey işte, çalış yap yani. Belki de firmanın pazarlaması. Şimdi Crytek hiçbir zaman mesela oyun yapmaya odaklı bir firma olmamış. Doğru. İlk çıkışında da yani teknoloji yapmaya odaklı bir firmaydı ve bundan sonra da oraya gidecek. Deri söylediler. Bence Crytek'i bozan şey orada benim görüşüm bu. Belki katılırsınız katılmazsınız. Warface ve Arena of Fate gibi farklı iki türdeki oyun türüne girmesi biraz bence kimyalarının dışında bir iş oldu. Evet, yani sanki orada bir şey gidiyor biz o pazarı kaçırmayalım diye atladılar ve o çok bariz. Olmadı, oturmadı yani orada bazı. Ya şeyler. Yeni bir şey denemeye çalıştılar çok büyük girdiler belki de. Yani bildikleri alanın dışına çıkınca biraz o Doritos'lar gibi oldu ya. Evet. Yani kendileri olumlu bir eleştiri olarak buna en azından alsınlar yani yapıcı bir eleştiri olarak pardon olumlu değil. Onlar da biliyorlardır. Biliyorlardır muhakkak. Kızmazlar. Şey seviyoruz hala. Crysis'i de özlüyoruz ama kızacaklar mı oğlum? Şu an yorum yazacaklar değil mi? Senin gibi oğlum ben de ulan izlerler mi acaba diye bir korktum. Korkacak bir şey yok. İzlesinler tanıyoruz ya. Merhaba. Enis ben. Geçen şeyde görüşmüştük hatırlarsınız. Hatırlamadınız mı? Hatırlamadınız mı? Çok da önemli değil. Yani mod da belki oyunu oynar mısınız? Mesela o da bir bence bir soru tabii. İşareti yani. Mod çok kullanır mısın oyunlarda? Özellikle Bethesda oyunlarında oyunu bayağı toparladığı için modlar modsuz oynamam zaten. Bir de şeylerde falan severim. Mesela RimWorld'de de çok mod eklemişliğim var. Gerçekten genişletiyor. Ben genel olarak karşı değilim ve hatta severim de. Yani. Ben GTA 5'i hiç modda oynamadım ama bu Crysis modu böyle bir tekrar bir açıp olan hani şöyle bir sırf gezmek yani için. Çok enteresan modlar var. Evet çok enteresan modlar var. Ve canım. Sürekli de yapılıyor. Yani şu an yapsak herhalde 100 tane falan çok güzel oynanabilir mod çıkarabiliriz evet, GTA 5'i. Evet. Abi görüyorum zaten GTA 5 mod serisi yapıyorlar mesela YouTube'da. 180. bölüme gelmiş. Abi kaç tane mod var? Her bölümde 25-30 ay dakikalık. Yani YouTube'culara ekmek kaynağı. Yarın serisine başlıyoruz efendim. Beleş GTA 5 Crysis oynuyoruz diye böyle. Hem GTA 5 hem Crysis Türk oyunu. YouTube'da uçtuk. Yeni serimiz hayırlı olsun. Bir sonraki haberimiz ise daha önce incelemesini yaptığımız ama incelemesini yaptığımız zaman belki yayındadır şu an diye tahmin ediyorum o inceleme. Modu patch'i çıkmadığı için üzerine konuşmadığımız bir patch geldi. Yama haberi geldi. Mass Effect'in o çok konuşulan yamuk yumuk suratlar düzelmiş. Allah Allah. Evet. Yani düzelmişten kısmı tabii gene bir gariplik var ama şu mesela şu hareketi yapmışlar yani. He. Önceden bir tane donuk bir Alice'in karakteri vardı mesela orada böyle benim yüzüm yoruldu kusura bakma falan diyordu. Onu mesela şey yapmışlar. Yüzüm yoruldu kusura bakma falan diyor yani. Hani mimikleri şey yapmışlar. Kadının suratını biraz değiştirmişler. O özellikle ana kadın karakteri çok komik yani bir acayip bakıyor yani. Yani memleketi kurtarmaya değil de sanki tüm memleketi uyuşturucu bağımlısı yapmaya gelmiş bir abla gibi böyle. Merhaba. Siz de mi uzaycısınız? Botokslu gibi. İçer misin? Hani böyle bir değişik bir mutluluk suratında bir acayiplik var yani. Onun göz bebekleriyle ve surat yapısıyla biraz oynamışlar. Yani patch'i indirenler genel olarak memnun. Çok acayip bug fixleri, yani saçma sapan uçan karakterleri falan fixlemişler. Evet. Olması gerektiği kıvama çekmeye çalışmışlar diyeyim. Ya bir iki şey aradan kaçardı da olurdu onlar gelirdi de. Abi yani şu halini en başında yapıyor olmanız gerekiyordu zaten. Ayıptır. Yani. Birileri oynamamış yaptıktan sonra oynuyor. Benim anladığım oldu yani. Çok bariz bir sorun var ortada çünkü. Ya dikkat dağınıklığı. Yani dikkat dağıtmaya kastım hani kaynakları dağıtırlarken ki o dikkat kaynağına hani ulan şey... oyun oynayacak kimse kalmadı. Yok gameplay'ine odaklanmışlar. Abi şurada problem var. Bunu hazır zaten bir sürü insan var yani. Ben oynarım yani. Yolla test edelim. Daha önce beni çağırıp mesela Battlefield 1'i köpek gibi test ettirmişlerdi. 16 saat 28 kaç tane hata, yani, kaç tane hata düzelttin orada kardeşim? Çok oyun güzel. Senin sayende çıktı yani sen şimdi. Bunu söylemiyorsun. Mütevazılık yapıyorsun ama. Enis Kirazoğlu orada en altta
Bir yerde yazar. Çözerseniz eğer kodu onu bulacak achievement var açıldı diye. Utanmadan eklemediler mi bir de bunu ya? Beta testleri olarak kullanıp. Vallahi eklemediler ya. Basını incelettiriyoruz ayağına. Alacağım var değil mi? Beta testi. Vallahi alacağım var. Paranı iyi. Ödemediler. Para mevzusu değil yani. Ağırlanırlar orada güzelce ama. Paranlar Battlefield. İnsan bir şey yapar canım ya. Köyün tokluğunda çalışmışsın abi. Şu anlattığından ben onu aldım. Genç adamsın yanında bulunsun. Peki. Bu arada sana gülecek malzeme artık çıkmayacak herhalde oyunda. Senin bir daha ha, Mesafekte. Artık güzel bir oyun oldu değil mi? Yani çok da böyle güzel mi bilmiyorum ama az garip. Bu arada evet. Senin bahsettiğin diğer sıkıntıları da el atacaklardı. Gezegenlere giderken evet, cutscene geçememe. Doğru. Benim incelemede bahsettiğim en büyük sıkıntı evet. Gezegenler arası giderken devamlı aynı yükleme sürelerini görmek, yükleme ekranlarını görmek. Benim canımı sıkıyor. Yükleme ekranı demiyorlar onları. Ara sahne diyorlar ona ama onları geçebilecekmişiz artık ve son update'le beraber geçiyormuşuz yani. Öyle söylemişler adamlar. Test etmedim dediğim gibi. Çünkü benim için o defter kapandı. Çok geçmesi efekti yani. Bitti. Oyun bitti. Ne yapacağım? Bir daha şimdi indirip bir daha patchle. Bir de böyle oynayayım demeyeceğim yani. Bitti. 30 saat oynadık hatta. Ne oynayalım yani. Yani bazen yeni çıkan oyunları oynamak için acele etmemenin bir göstergesi. Evet, evet. Tabii senin durumunda yapacak bir şey yok da. İnceleyeceğiz yani. Oynadık yani de. Mesela Batu şey dedi. Ben patch bekledim dedi yani. Video oyundan Batu vardı. İşte Batu Bosco onunla konuşuyorduk. Ben de yeni başladım yani. Adam patch'i beklemiş mesela. O da bir tercih meselesi. Mantıklı. Son haberimizde çok güzel, çok şahane bir haber. FIFA 17 ücretsiz olacak. Bu çok güzel bir haber ama EA Origin üyesiyseniz ücretsiz olacak. Yine de bence önemli bir haber. Evet. Yani çünkü ayda kaç? 4 dolar mı? 4 dolar mı? Evet. Yani ayda 4 dolarla FIFA 17'yi şu an bir ay boyunca oynayabileceksiniz. Bir de EA Origin'in tek olayı da o değil yani. Yani başka şeylerle beraber 4 dolar şöyle söyleyeyim. Yani. Yanında kar. Dragon Age Origins ve Medal of Honor Airborne'da FIFA 17 ile beraber gelecek oyunlardan biri, ikisi olacakmış. Hmm. Öyle duyurmuş EA kendisi. Bu ayın sonlarına doğru olacak bu arada. Hani sunulacak EA Origins kullanıcılarına. EA Origins Access, EA Access kullanıcılarına daha doğrusu. Ve ne kadar süre duruyor bilmiyorum EA Access. Yani bir ay boyunca mı duruyor, iki ay boyunca mı duruyor? Hani ne kadar süreli aktif olacak bu ücretsizlik emin değilim ama böyle bir durum söz konusu. Bir ay olma ihtimali yüksek herhalde. Devamlı bedava olmayacak herhalde. Abi yani sen üye olduğun sürece devam etmesi bence mantıklıymış gibi geliyor. Yani sen yani ödediğin sürece EA Origins şeyine bence tamamen yani sadece bir aysa güzel değil. Evet. Kötü. Tamam. Direkt onların işine geliyor yani. Seni alıştıracak, satın alacaksın gibi bir şey oluyor. Oluyor. Yani kötü onu yani. İstiyor adam. Kötü yani. Bir şey o zaman. Yok yok bence PSN kafası bir şeydir. Yani PlayStation ne yapıyor? PSN'de ha, yani. Bir kere indiriyorsun. EA Access'in devam edene kadar. PS Plus'ta da öyle doğru. Bir kere PS Plus'tan indiriyorsunuz oyunu. PS Plus üyeniz devam ettiği sürece oyuna girebiliyorsunuz. EA Access'te öyleyse eyvallah o zaman. Güzel. Ben çok hakim değilim EA Access'e. Bir kere üye oldum. O da Mass Effect'te alacağım diye. Ya şu an bana FIFA 17 bedava gelecek o zaman PC üzerinden yani bir sonraki ay. Eğer ödersen. Ödemezsem gelmeyecek. Böyle bir durum var yani. Ama aylık 16 lira yani bir ay boyunca eğlenecek bir şey arıyorsanız böyle bir alternatifiniz şey var. İlla yıllık abone olmanız gerek yok yani aylık abone olabilirsiniz. Ya bu aralar zaten bak o aklıma geldi şimdi bunu duyunca. Yani işte şöyle aylık üyesiyseniz bedava oyun gelecek işte. Şu oyun bedava oldu ama sadece ilk chapter falan. Hani... Bu arada çok affedersin şunu da söyleyeyim. PC'ye özel değil Xbox'a da özel bu olay. Yani EA Access Xbox için de geçerli olan bir durum aklınızda olsun. Anladım. Ha sadece Xbox'ta. Xbox PlayStation'da yok. EA Access Xbox ve PC için. Xbox ve PC tamam. Evet. Peki güzel. Şey diyecektim işte ben de hani ödeme yöntemleri hep de konuştuk üzerine de gerçekten çeşitlenmeye başlıyor. Daha çok denetme, yani evet. Demo geri dönüyor. Orada bir hareketlenme var. Dur bakalım nereye varacak sonra. Yakın zamanda da bir yerlere gidecekmiş gibi. Ben artık kesinlikle inanıyorum ki her şirket servis sistemine geçecek. Geçecek yani. Yani aylık oyun satmak diye de hep aylık aboneliğe geçecek. Yani şu son dönemde çok hızlandı çünkü onunla ilgili şeyler. Bir sonraki sene çok daha yaygınlaştığını göreceğiz. Ya zaten artık kutulu oyunlarda boş geliyor yani. Kutuda bir kitap çıkıyor bir şey yavaş yavaş. Ha değil mi? Evet CD dışında kutuda alınacak yani bir şey yok. Yapmış yani. Olmak için yapıyor resmen. İçinde bir CD var. Boş kutu yani. Eskiden bir modeli olurdu. Bir şey olurdu. Witcher'ın kutusu çok güzel. Kutusu dediğim yani şimdi bayağı güzel şeyler. Çıkartma kartta vardı benim aldığım versiyonu. Yani benim aldığımda da öyle bir şeyler vardı yani. Witcher için konsol. En azından bir iki bir şey koy. Bak değer verip almışız fiziksel versiyonunu. Ya Warband'im bile kıyamam. O boyuyla şey falan yani Calradia'nın haritasını falan filan çıkan yapmışlardı yani adamlar. Hevesle. Halbuki oyun 30 liraya falan sattık. Gerçekten yani. Oyuncular yaptığı zaman yani oynamayı seven insanlar yaptığı zaman işte CD Projekt, Tailwords hani ilk etapta böyle oyun yapmayı seven adamların yaptığı ürünler hakikaten fark ettiriliyor yani. Adam istiyor ki hani bulan alan oyuncu mutlu olsun. İstiyor. Onu hissediyorsun yani aldığın zaman. Ama işler çok böyle büyük kurumsal hale gelmeye başladığı zaman bir dakika lan onun maliyeti 1 lira, onun maliyeti 3 lira, onun maliyeti 5 lira. Yani o buna biraz daha göze batmaya başlıyor galiba. O zaman efendim şimdilik bizden bu kadar diyelim ve sorum kısmımıza geçelim paramarayla birlikte. Aslında ilk başta konuştuğumuz soruyu soracağım sizlere. Siz de oyunları modda oynar mısınız? Oynarsanız neden? Yorumlarınızı bekliyoruz. Yorum atmak içinse paramar uygulamasını indirip kendi Steam cüzdan kodu alabildiğiniz bir telefon uygulaması aslında. Paramar uygulamasını indirip üye olduktan sonra para site kısmına 50 yazıp altındaki yorum kısmına mesajınızı ve yorumunuzu bırakabilirsiniz. İsterseniz yorum attığınız bir yerin fotoğrafı çekip oraya da ekleyebilirsiniz ve alttaki numaraya gönderebilirsiniz diyelim.
Yorum atan arkadaşlar arasından 2 kişiye de Steam'den 50 liralık cüzdan kodu hediye edilecek. Biz zaten konuşmuştuk bu konuyu, modlu oynar mısın diye. Ben bu arada çok modlu oynamamış oyunları yani. Bir iki tane oyun oynamışımdır modlu kullanarak. Geldi çünkü benim için oynarım. Başlar, bittikten sonra geriye dönmek için bir Mount & Blade Warband'e galiba bir Star Wars modu gelmişti. Onu yükledim diye hatırlıyorum. Bir ara Oblivion'a bir şeyler yüklemiştim galiba. Mod olarak hani güzelleştirsin, bir şey yapsın diye. Oblivion'da karakterler çok çirkindi çünkü. Gerçek ölümcül çirkindi yani. Onun için çok fazla el attığımı hatırlamıyorum ama bu Crysis modu bir hoşuma gitmedi değil yani. Bitireyim. Tunca söylemedi. Mod oynar mısın? Bilmem. Ben modlara karşı değilim. Ben de çok fazla mod oynamadım ama hani mod oynamam gibi de bir şey demem. Kabul ettim falan diyor. Yani modlar güzel açıkçası. Kabul ekstra bir eğlence sunuyor. Tercih meselesi. Ona geldim Orhun. Mod başı olduğu için Orhun. Hani sabah akşam mod ekleyip oynayacak insan tipi var Tunca'da da. Hiç ben şimdi şey yapmıyordum ya. Ben de PC tam tersi hiç mod ben eklemez diye düşünmüştüm Tunca için. Hadi ya. Ya uzun süredir hep konsol oynuyorum. Yani PC'de çok fazla oyun oynamıyorum. Ha. Modlarda daha çok PC'de oluyor. Evet, o yüzden biraz uzak kaldım modlara. Evet. Peki o zaman. Ben bir kapatayım. Görüşmek üzere. Bye. Yeryüzünün dünya en zayıf kapanışı. Bye bye.